Enes. Buyurun Esra. Şimdi dün yayın sonrasında Caner görüntüleri yakalıyor. Evet, JIT olarak değil mi? Caner Instagram timiydi. Evet, Caner JIT yakalama timine döndü. Evet Esra Hanım, JIT Caner Soygar diye bir sayı. Şimdi anlatır mısın o anı? Dün ben tam işte yayın bitti. Dışarıda işte herkesi yolcu ettik adaylarımızı. İşte ama sen, Enis biriyle. Bir baktım Enis orada biriyle konuşuyor. Bayağı hani şey. Samimi mi? Samimi işte el ele tutuşuyorlar falan. Ben de hemen. El ele tutuşuyorlar. Esra bir görüntüleri görebilir miyiz? Hatta, abi sen çıkmadan önce locada daha da samimiler. Bir saniye bak Ufuk'un iddiasına bak. Tam el ele tutuşmak gibi değil hani bir. Bir 10 saniye elleri şöyle kaldı. Aynen öyle. Sanırım. Çok doğru. Ben hatta telefon numarası falan da geçti. Istedim. Peki bu görüntüleri sen mi yakaladın? Ben yakaladım. Bir görebilir miyiz o anları? Şapka, o kürklü şapkalar var ya onlara sahte. Evet. Onlardan takmış, seçilemiyor bile. Kamuflaj yaptı Esra'cığım. Kamuflaj yaptı. Enis, gel böyle. Enis ne oldu? Bunlar da dost mu düşman mı anlamadım Esra. Ya sanki kötü bir şey mi var Fırat abi? Şimdi biri bana desin ki, yani arkadaşça bir selamlaşma mı? Ben sanmıyorum öyle arkadaşça bir 10 saniye. Eller bir de utanıyorlar böyle yapıyorlar Esra. Evet. Yani elin üzerinde oynamışlar bayağı dışarıda. Vallahi ben Enis. Enis. Ha? Ben Enis'in dikkatinde olduğunu Esra biliyorum. Mı? Biliyorsun. Ne zamandır fark ettin? Dün. Esra dün mı? Dün samimiler miydi? Yok Enis söyledi. Enis söyledi. Ne dedi Bahar? Ne düşünüyorsun dedi. O kişiyle ilgili. Evet. Esra'cığım. Sen ne dedin? Onu söylemeyeyim. Nikah memurumuz konuşsun. Tam ara bozucu gibi Esra konuşsun. Esra Hanım. Nikah memurumuz konuşsun. Söyle Nimet abla. Enis birkaç gün önce yan yana oturduğumuzda bana arkadaşımızı sordu. Kulisteki hareketlerini falan abla nasıl buluyorsun diye. Çünkü Enis'in de annesi ve babası ailesi televizyondan izlemişler. Çok beğendiklerini söylemişler. Ben de çok hanımefendi, kimseyle hırı gürü olmayan bir insan, sakin, iyi niyetli. Ben de dedim bir şey yapalım, takip et istersen dedim. Biliyordum ama şu ana kadar hiç kimseye söylemedik. Bir tek Enis'le ikimiz biliyorduk. Ben çok sevindim ikisinin böyle olmasına. İnşallah sonları iyi olur. Enis gel. Hadi geç her bakalım. Şey ortaya çıktı. Hatta, hayır. Hatta, bence o hanımefendiyi de al gel. Dün ne konuştunuz? Gelir mi Esra Hanım? Daha çok fazla bir şey konuşmadık. Dün ne konuşuyordunuz? Dün reklam arasında böyle bahçe işleriyle. Hayır bu yakalanmada ne konuşuyordunuz? Hani böyle tam el üstünde. Ya çok hatırlamıyorum. Ben dünü pek fazla hatırlamam. Esra abla yani, en son hani, diyordu ki ehliyetin var mı senin diyordu. Burada oturunca ehliyetin var mı ehliyetin senin diyordu en son. Ehliyetin de soruyor. Oralara ya Ufuk sen de ne fenasın ya. Hadi git al. Abi çok yakışıyor sana. Çok yakışıyorlar. Gelir mi? Bizde sağlı buluşmalar ama şimdi saklamalıyız. Soran olursa neyse neye gören olursa sadece arkadaşız. Kalplerimiz ama şimdi susmalıyız. Sonra da biz yalanlarız. Gelen olursa sadece arkadaşız. Esra Hanım arkadaşça konuşuyorduk. Konuşabilirsiniz. Bizim zaten olayımız arkadaşça ama başlayan ilişkiyi evliliğe götürmek. Esra Hanım biliyorsunuz ben arkadaşız arkadaşız dedik. Şu an 3 haftalık evliyiz. Ya, o yüzden arkadaş. Bu arada Esra Hanım ben hemen çıkıyorum. Önümüzdeki günlerde çok güzel bombalarım var. Takipte kalsınlar. 2-3 gün sonra büyük bombalar var. Büyük bombalar. Evet. Enis'ciğim sen de artık gizleme. Gözlerinden belli oluyor zaten. Görüşmek üzere. Ama karşı tarafın duygusu. Şey söyle Zeynep. Ufuk
Mesut'cum, bana diyorsun da sen Caner Bey'in hesabındaki Gamze ablayla olan resmin samimi. Bizim en azından bir temasımız orada çok fazla yok. Böyle saçlar başlar oynamalar falan. Yani kiminle? Gamze ablayla. Hayır, bana esnafla. Sen laf atma boşuna ya, arkada hiç. Arkada konuşuyorduk. Hayır, giriş. Samimilerdi yazmışsın, yorum samimilerdi yapmışsın orada. Değil. Instagram. Saçında bir şey vardı, onu kaldırdım, o an fotoğraf çekmişlerdi. Gamze, Kardelen de gördü yani samimilerdi orada. Samimilerdi deyince biraz farklı anlaşılıyor. Yanlış düşünüyorsun. Anladım. Esra abla. Yakın. Esra dur bir saniye. Dün de Mustafa ile Ceyda'nın burada işte dış çıkışta öyle yorum yaptık kendimizce. İşte kötü ayrıldılar, olmasaydı iyiydi peki, falan Nimet gibi. Peki Nimet ablası her şeyi itiraf etti. Dedi ki Enis'in duyguları var ve onunla ilgili her şeyi öğrenmek istiyordu. Sen de fark ediyorsun. Yani ben bir kere yakaladım bakışını. Bilmiyorum. Fırsat vermek ve tanımak ister misin? Ya çok iyi bir insan. Hani gördüğüm kadarıyla tam tanımıyorum ama... ben burada sadece görünüş için gelmedim. Tabii ki tanımak isterim. Oturup bir konuşmak isterim.